Allah Hazreti Süleyman'a üstün ilim ve nimetler vermiştir. Ve bunlar Kur'an ayetlerinde açıkça yer alır. Hazreti Süleyman güçlü adalet anlayışıyla tanınıyordu. O da tıpkı babası Hazreti Davud gibi hak ile hükmetti. Kendisine gelen her türlü anlaşmazlığı en adil şekilde çözümledi. Rütüt isimli kuşun kaybolmasının ardından gösterdiği tavır bunun en güzel örneklerinden biriydi. Kur'an'da Hazreti Süleyman'ın ordusunda Hüttüt isimli bir kuş olduğu ve bir gün orduyu denetleyen Hazreti Süleyman'ın Hüttüt'ü göremediği haber verilir. Ancak buna rağmen Hazreti Süleyman Hüttüt'ü hemen cezalandırmamıştır. Önce onu dinlemiş ve açık bir delil getirmesini istemiştir. Kur'an'da şöyle bildirilir. Ve kuşları denetledikten sonra dedi ki, Hüttüt'ü neden göremiyorum? Yoksa kaybolanlardan mı oldu? Onu gerçekten şiddetli bir azapla azaplandıracağım ya da onu boğazlayacağım. Veya o bana apaçık olan bir delil getirmelidir. Ey insanlar! Bize kuşların konuşma dili öğretildi ve bize her şeyden bol bir nimet verildi. Gerçekten bu apaçık bir üstünlüktür. Hazreti Süleyman Allah'ın izniyle kuşların konuşma dilini öğrenmişti. Ordusunda kuşlardan oluşan bir bölük kurmuş ve onlara hükmetmişti. Bu bilgiler son derece dikkat çekici ve aynı zamanda da düşündürücüdür. Çünkü modern bilim, kuşların gerçekten de kendilerine has bir konuşma tarzları olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu konuşmada insanların duyamayacağı özel bir dalga boyunda gerçekleşir. Hazreti Süleyman belki de o devirdeki teknolojik bir imkan sayesinde bu özel frekanstaki konuşmayı anlayabilecek bir ilme sahip olmuş olabilir. En doğrusunu Allah bilir. Ayetlerden anlaşıldığına göre Hazreti Süleyman kuşları bazen haber taşımada, bazen de istihbarat toplamada kullanmıştır. Ve bu yöntemle çok önemli sonuçlar elde etmiştir. Yani kuşlar sayesinde diğer ülkelerle daha kolay iletişim kurmuş, hatta çok zor ulaşılabilecek bölgelere rahatlıkla ulaşmıştır. Bu ayetle ahir zamanda benzeri kullanılacak olan üstün bir teknolojinin varlığına dikkat çekiliyor olabilir. Bu kıssada geçen kuşlarla bildiğimiz kuşlara değil, bugün kullanılmakta olan pilotsuz uçaklara da işaret ediliyor olması muhtemeldir. Hazreti Süleyman'ın cinler ve şeytanlar üzerinde de büyük bir hakimiyeti vardı. Allah bunu Sebe suresinde şöyle bildirir. Onun eli altında Rabbinin izniyle iş gören bir kısım cinler vardı. Bu açıdan bakıldığında da bu ordunun kuş görünümündeki cinlerden meydana gelmiş olması da mümkündür. Ya da kuşlar cinler vasıtasıyla yönlendirilmiş olabilir. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir dişi karınca dedi ki, ''Ey karınca topluluğu, kendi yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkında olmaksızın sizi kırıp geçmesin.'' Süleyman bu sözü üzerine tebessüm edip güldü ve dedi ki, ''Rabbim bana anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et
ve beni rahmetinde salih kulların arasına kat. Bu ayetler düşünüldüğünde son derece ilginç bilgiler ortaya çıkar. Dişi karınca vadiye gelenlerin Hazreti Süleyman'ın ordusu olduğunu hemen anlamıştır. Burada son derece bilinçli bir eylem söz konusudur. Bu vadide bulunan karıncalar kendi aralarında konuşmuşlar ve çevrelerinde olup biten olayların tam olarak farkına varmıştırlar. Ki bu da karıncaların aslında cin olabileceklerini akla getirmektedir. Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir. Hazreti Süleyman'ın karıncaların kendi aralarındaki konuşmalarını duymasında da ahir zamanda bilgisayar teknolojisinde yaşanacak olan gelişmelere yönelik bazı işaretler bulunuyor olabilir. Çünkü karınca vadisi denen özel bir yere ve özel karıncalara dikkat çekilmektedir. Günümüzde Silikon Vadisi terimi teknoloji dünyasının merkezini ifade etmektedir. Hazreti Süleyman kıssasında da bir karınca vadisinden bahsedilmesi son derece manidardır. Ayrıca günümüzde karıncalar ve bazı böcek türleri örnek alınarak robot projeleri geliştirilmektedir. Bu projelerde savunma sanayinden teknoloji alanına kadar pek çok alanda hizmet vermektedir. Ayetlerin bu gelişmelere de işaret etmesi mümkündür.